Değerli arkadaşlar, nihayet onca engellemeden sonra birinci kararname olan 667 sayılı kararnameyi görüşme olanağı bulduk. Tabii bu kararname ve olağanüstü hal ilanınız birçok hukuki ve siyasi sakatlıklar ve çarpıklıklarla mağlul. Ve biz o hal ilanı yaptığınız zaman size söyledik, bunlara gerek yok. Niye gerek yok? Çünkü eğer Fethullah Gülen'le mücadele edecekseniz, bu hastalığı ülkemizden temizleyecekseniz, ne ihtiyacınız varsa biz buradayız, her türlü katkıyı vermeye hazırız demiştik. Ve olağanüstü halin birçok hukuksuzlukların, haksızlıkların, adaletsizliklerin önünü açacağını da ısrarla vurgulamıştık. Maalesef bir kez daha haklı çıkmanın üzüntüsünü yaşıyoruz değerli arkadaşlar. Bakınız, olağanüstü hal kararnamesi, bu konuştuğumuz kararname de bir defa açık hukuki eksiklikler var. Siz olağanüstü hali açık bir çek gibi kabul ediyorsunuz. Bir defa aldık, dilediğimiz gibi kanun hükmünde kararname çıkartırız, dilediğimiz düzenlemeyi yaparız ve dilediğimiz işleri yaparız zannediyorsunuz. Ama değerli arkadaşlar, bakın geçenlerde Zühtü Aslan bile Anayasa Mahkemesi Başkanı, evet olağanüstü hal anayasaldır ama orada neyi yapacağınız ve neleri yapamayacağınız açık bir biçimde sınırları çizilmiştir demişti. Peki bu sınırlar nelerdir diye baktığımızda, bakınız bir defa durumun gerektirdiği hallerle sınırlı olmak zorundasınız. Anayasa 121. Tabii siz bugünlerde bu anayasayı fazla ciddiye almıyorsunuz. Nasılsa değiştirme arayışına, gayretine girdiniz. Anayasayı bazen takmasanız da olur diyen bir cumhurbaşkanı var ama hala bu yürürlükte, bunu bilin. Durumun gerektirdiği hallerin ötesinde düzenlemeler yapamazsınız. Bunlar açık seçik hukuka da, anayasaya da aykırıdır. Ölçülü olacaksınız. Anayasanın 13. maddesi. Temel hak ve özgürlükleri ancak kanunla, özüne dokunmaksızın ve mutlaka ölçülü olarak sınırlayabilirsiniz. Ama maalesef bu kararnamenin hiçbir yerinde hiçbir ölçü söz konusu değil. Çekirdek haklara dokunamazsınız. Temel hak ve özgürlükleri çekirdek haklara dokunmadan sınırlayabilirsiniz. Nedir bu haklar? Mesela masumiyet karinesi, Anayasa 38. İnsanları yargılamadan, bağımsız ya mahkemelerden kararlar çıkmadan peşinen suçlu ilan edip peşinen görevlerinden ihraç edemezsiniz. Bunu yaptığınız anda hukuksuz olursunuz ve olağanüstü halin bile size vermediği bir yetkiyi kullanmış olursunuz. Bakınız, tüm toplumsal muhalefet gruplarını susturmaya, sindirmeye, yok etmeye çalışıyorsunuz. Televizyonları kapatıyorsunuz, radyoları kapatıyorsunuz, türkü kanallarıyla mücadele ediyorsunuz ve bunu da FETÖ'yle mücadele başlığı altında yapıyorsunuz. Buna hiç kimse inanmaz ve aslında bu FETÖ'yle mücadeleyi de zaafa uğratan bir şeydir. Değerli arkadaşlar, kim karar verecek insanların terör örgütüyle iltisaklı, ilintili olduğuna? Bir komisyon. Bakın, keyfilik yapıyorsunuz. Yargı makamı değilsiniz. Hata yapıyorsunuz. Bir de diyorsunuz ki kılı kırk yarıyoruz. Öyle bir şey yok. Kuruyla yaş alenen açık seçik yanıyor ve bunların hepsi İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nden dönecekler. Ve sizin bu yanlışlarınız yüzünden FETÖ'cüler de dönecek, haberiniz olsun. Siz bu bir kısmınız bunu yanlışlıkla yapıyor olabilir, bu hatayı görmüyor olabilir ama kanımca bu yanlışlıkları bu kararnamenin içine koyanlar aslında FETÖ'cülerin en nihayetinde tekrar Türkiye devlet mekanizmasının içerisine girmesinin de hazırlığını yapıyorlar. Bundan da haberiniz olsun. Çünkü dönecekler. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 15'e 2. Bakınız, bütün bu yaptığınız orantısız işler, ilişkisiz işler ve olağanüstü halin gerektirmediği, durumun gereğine uygun olmayan işlerin hepsinden döneceğinizden haberiniz olsun.